Merhaba arkadaşlar. V-Ray anlatımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. V-Ray ayarlarında Environment bölümünde kalmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bu V-Ray'de bulunan Environment sekmesi GI hesaplamalarına renk veya doku atamak için kullanılır. Yani eğer buradan herhangi bir seçeneği aktifleştirmezseniz Max'in kendi environment ayarları devreye girecektir. Ancak buradan herhangi bir seçeneği aktifleştirdiğinizde V-Ray'in kendi environment ayarları devreye girer. GI environment ayarı bir nevi skylight diyebiliriz. Bu seçenek aktifleştirildiğinde Max içinde varsayılan olarak aktif olan environment bölümünü devralır ve GI hesaplamalarında buradaki belirtilen ayarlar kullanılır. Renk bazlı GI hesaplamaları yapabilirsiniz. Skylight'a benzer. Buraya atanan renk ya da harici dosya yalnızca GI yetkilerine katılır. Fon rengini değiştirmez. Burada uzay boşluğundan sahnemize gelen ışığın rengini, bu ışığın şiddetini ayarlayabilirsiniz ya da map atabilirsiniz. Reflection ve Refraction ayarlarında ise bunu aktifleştirdiğinizde uzay boşluğundan gelen ışınlar yansıma ve kırılma içeren nesnelerden nasıl yansıyacağı ya da nasıl kırılacağı ayarlanır. HDRI seçeneklerinin tanımlanmasını işte burada yapabilirsiniz. HDRI örneklerine bakabilirsiniz. HDRI diye yazarak internetimiz yok. İnternetimizi açalım. V-Ray HDRI HDRI example diye aradığımda nasıl yapıldığını, ne işe yaradığını zaten buradan görürsünüz. Görsellerde de varsa birkaç örnek hemen onun örneğini verelim. Örneğin şuradaki sahnede gördüğünüz gibi yansıma ve kırılmalar böyle gökyüzü gibi mavimsi bir şekilde oluyor. Aslında bu sahnenin üstünde böyle mavimsi bir gökyüzü yok. Sadece buradan Reflection ve Refraction kanalına mavi gökyüzü map'i verilmiş. Ve gökyüzünden mavi ışıklar geliyormuş gibi içeride kırılmalar ve yansımalar gerçekleştiriyor. Buradan bu ayarları yapabilirsiniz. Eğer kırılma ışınlarını farklı bir ayarda yapmak isterseniz Refraction Environment bölümünü açarsınız. Refraction Environment bölümünü açarak kırılmalara ayrı bir environment atayabilirsiniz. Secondary Matte Environment bölümünde ise Refraction ve Refraction yani yansıma ve kırılma ayarlamalarında bazı mat objeler de bu Reflection ve Refraction'a katılabilirler. Bu mat objelere de ayrıyetten bir environment ayarı verebilirsiniz.